Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar. Şirin sulu varlıklar, nasılsınız? Bilinço Kurabiye Merkezi'nin Ekim ayı ikinci hafta yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Demet, balık burcu için Ekim ayının ilk haftası biraz gergindi. İkinci haftada var mı bir şeyler? İkinci haftada biraz karışık diyorum ben. Yani aslında Ekim ayında ben ne demiştim bunlara? Sudan çıkmayın, uyuyun demiştim. İkinci hafta. Yani işte Venüs'ün yay burcundaki bir hareketi var. Evet. Eğer böyle aylık yorumları okudurlarsa, ki okumuşlardır, o aylık yorumlarda bir şey görürler. Bu ay itibariyle kariyerle ilgili bir hareketlenme var. Evet, Venüs'ün yay burcuna geçmesi iş ve kariyerlerinde güzel etkiler ortaya çıkarabilir. Biraz daha rahat ortamlar oluşabilir. yine özellikle sanatla uğraşan balıklar için de verimli bir durum. Evet. Medya yayıncılıkla ilgili işlerdi de tabii ki. Neşeli bir döngüde, evet, bir de. Evet, Venüs'ün yani, zaten Venüs'ün yaydaki pozisyonu, hı-hı, çok neşeli. Zaten balıklar da biliyorsun çok böyle aşırı baskıyla yaşayabilecek, evet, burçlar sevmezler değiller. Evet. Aşırı baskıyla yaşayamazlar, aşırı gerginlikle yaşayamazlar. Böyle bir yapı vardır. Bir de Merkür kavuşumu Satürn bence bu balığa iyi gelir 8 Ekim. Ne dersin? Tabii Akrep Burcu'nda olduğu için 8 Ekim'deki o pozisyon özellikle belki yurt dışı ile ilgili, eğitimle ilgili veya yasal konularda bazı anlaşma olabilir, ciddi kavramlar ortaya çıkabilir. Biraz Merkür-Satürn iletişimi kısıtlayan bir etki olsa da, tabii, aslında ciddi konularda ciddi düşünceler de ortaya çıkaracaktır. Şimdi 10 Ekim'de Venüs kare Neptün var. 2 derece yay balık. O biraz karışıklık yaratabilir. Valla biraz da 9-10-11 Mart civarında, evet, doğan balıkları etkiler. Bu karışık bir etki. Evet. Parasal kayıplar. İş ve kariyerle ilgili iş ve kariyer kayıpları. Eğer yeterince çalışmazsanız, hı-hı, çenenizi tutmazsanız, hı-hı, bu sonun. Yani 7'sinde işe girdin, 10'unda işten atıldın arkadaşım. Yani şeklinde bir mantık var. Burada. Çok da romantikler ama. Vay, çok yani. Zaten balık romantizm burcu. Yani. Venüs kare Neptün daha da romantik ve biraz acı çekme hissi olabilir orada o Venüs kare Neptün. Biraz mazoşizm. Kendi kendilerine birazcık, evet, duygusallık artabileceği için o balıkların genel olarak içe dönüklükleri de artabilir. Sen balıkları anlayabiliyor musun? Ben kovaya oğlak olduğum için ayım balık aslında. Ay, anlarsınız. Ay, benden daha iyi anlarsınız. Aslında ay balık olduğu için ben o ayım balığın vermiş olduğu oradaki romantizmi anlayabiliyorum insanların. Balığın çok duyarlı olduğu, dış dünyaya karşı çok yumuşak olduğu. Çünkü balık su altında yaşayan bir varlığı temsil eder aslında. Dış dünyayla iletişimi az olan, kendisine ait özel bir dünyası olan, dış dünyanın gerginlikleri, pislikleri, dedikoduları ve yalanlarıyla mücadele edemeyen, kendi mağarasında yaşayan güzel insanlardır balık burçları aslında. Evet. Fakat toplum tarafından yanlış anlaşılırlar. Bu yanlış anlaşılmanın sonucunda da çok fazla, yani onlardan çok fazla şey istenilebilir. Bunların sonucunda depresyon olur, alkol kullanımı olur, uyuşturucu kullanımı olur, içe dönme olabilir. Balık burcunu burada ebeveynlerin balık burcu çocukları çok iyi anlaması gereklidir. Partnerlerin ve arkadaşlarının da balık burcu insanlarının zodyağın en özel gruplarından biri olduğunu, ama bu özel grubunda dış dünyayla ilişkilerinin biraz depresif ve biraz da aslında soğuk olduğunu bilmeleri, evet, gereklidir. Evet, evet. Güneş kare Jüpiter 12 Ekim'e dikkat etmezlerse bir iş ve kariyerle ilgili aşırı kendine güvenden dolayı sorun yaşarlar. Birinci, evet, okul astroloji servisinin günlük yorumda neler öğrenebilirler? Günlük yorumlarımızda o günün gökyüzü konumunu detaylı bir şekilde öğrenip burçlarının nasıl etki aldığını da her gün detaylı olarak öğrenebilirler. Her gün sizi bekliyoruz sevgili balık. Bye. Hoşçakalın.